Bu dersimizde kalenin hareketini inceleyeceğiz. Tahtamızın ortasına kaleyi yerleştirelim. Kalenin hareketi çok kolaydır. Kale düz hareket eder. Ok boyunca bulunan herhangi bir kareye gidebilir. İleri gider. Geri gidebilir. Yana gidebilir, sağa gidebilir veya sola gidebilir. Gördüğünüz gibi kalenin hareketleri dikey veya yatay üzerinde. Örneğin kalemiz düz şu şekilde hareket edebilir. Veya geriye alalım. Aynı şekilde aşağıya gidebilir. Geri aldık hamleyi. İsterse yana gidebilir. Veya isterse öteki yana gitmesi mümkün. Kale işaretlediğimiz, kırmızıyla işaretlediğimiz bu kalelerden herhangi birisine gidebilmekte. Hangisine gideceği size kalmış durumda. Kale yolun sonuna kadar gitmek zorunda değil. İsterse burada kalabilir. Veya sol tarafa doğru iki adım ilerleyebilir. Bu tamamen size kalmış durumda. Şimdi buraya bir piyon koyalım. Ve göreceğiz ki kale şimdi okla işaretlediğimiz kalelerden birine gidebilir. Okun geçtiği kalelerden birine gidebilir. Kendi taşına yeme şansı yok tabii ki. En fazla onun yanına gidebilmekte. Peki karşısında rakip piyon varsa ne olur? Alabileceği durumda rakip piyon varsa kale ilerleyip bu piyonu alabilir. Gösterelim. Kale ilerliyor ve piyonu aldık. Piyon da dışarı çıktı. Kale piyonu yemiş oldu. Yemiş ifadesi terimi satrançta kullanılır. Kale piyonu yiyor ve piyon dışarı çıkıyor. Kale piyonun bulunduğu yere geliyor. Tekrar gösterelim. Kale ilerliyor. Piyonun bulunduğu yere gelir. Ve piyon dışarıya çıkartılır. Şu anda kalenin yiyebileceği bir şey yok. Yukarıya bakıyoruz. Sağa bakıyoruz. Aşağı bakıyoruz. Sola bakıyoruz. Kale bir şey yiyemez. Ama köşedeki atı yemek isterse önce onun karşısına gelmeli. İşte kaleyle karşısına geldik. Ve şimdi onu yemek istiyoruz. Normalde bir satranç oyununda oyuna beyazlar başlar. Bir beyazlar, bir siyahlar. Sonra tekrar beyazlar oynar. Ama şimdi hamlenin tekrar beyazda olduğunu düşünelim. İşte bu durumda beyaz kaleli atı yiyebilmekte. Atı yedik ve at oyunun dışına çıktı. Şimdi böyle bir konum dizdik. Beyazın bir kalesi, iki piyonu, siyahınsa atı var. Sorumuz şu. Beyaz kale siyah atı nasıl yiyebilir? Hemen şu anda yiyemiyor ama nasıl, nerelere giderek atı en kısa sürede yiyebileceğini size soralım. Ne dersiniz? Kalenin atı yiyebilmesi için yatay veya dikey olarak karşısında olması lazım. Öyleyse yeşille işaretlediğimiz okun altında bulunan kalelerden herhangi birisine geldiğimiz zaman atı istemiş olacağız. Bunu da örneğin şöyle yapabiliriz. Kaleyi getirelim. Aşağı geldik. Şimdi bir daha beyaz hamle yapsın. Buraya geldik ve atın karşısına gelerek yiyebiliriz. Dediğimiz gibi normalde bir satranç oyununda beyaz siyah beyaz siyah sırayla oynanır ama burada yapmanızı istediğimiz şey kaleyi arka arkaya oynatarak nasıl yeme pozisyonuna getirebileceğiniz. Ve artık hamle sırası tekrar beyaza geçtiği zaman kale ilerliyor, atı yiyor, at dışarı çıktı, kale de atın yerine geçti. Bu başlangıç konumunda beyaz kale pek çok değişik yoldan atı yiyebilirdi. Örneğin yollardan birisi bu. Gelmek, gelmek ve ulaştık. Veya buraya gelmek. Veya bu şekilde bütün yollar, bu çizdiğimiz yollar atın karşısına çıkıyor. Veya bu şekilde veya buraya gelerek buradan dikeyine gelmek. İşte bu karelere ulaştığımız zaman atı yeme pozisyonuna geçmiş oluyoruz. Şimdi farklı bir örnek gösterelim.
Hamle sırası beyazda yapmanız gereken yine beyazlarla arka arkaya oynayarak her hamlede bir piyon yemeye çalışmak. Evet, başlayalım. Beyaz kaleyle şu anda yiyebileceğiniz bir şey var mı? Yukarıya bakıyoruz. Hemen piyonu görüyoruz. Sağ ve sola da bakalım. Sağ tarafta yiyecek bir şey yok. Solda yok. Aşağıda yok. O zaman kaleyle piyonu yiyelim ve piyon dışarı çıktı. Bu duruma bakalım. Tekrar hamle sırası beyazda olsun. Yukarıda yiyecek bir şey yok. Aşağıda yiyecek bir şey yok. Sol yanda yiyecek bir şey yok. Ama sağ yanda yiyecek bir şey var. Onu da yiyoruz. Tekrar hamleyi beyaza verelim. Normalde siyah geçmeli ama yukarıya bakıyoruz, yiyecek bir şey yok. Aşağıya bakıyoruz, var. Zaten geldiğimiz yerde yoktu. Sağda da yol kapalı. Aşağı iniyoruz. Yedik. Yukarı bakıyoruz. Geldiğimiz yerde yok. Ama bakalım, aşağıda yok. Sol yanda var. Yiyoruz. Yukarıda yiyecek var. Onu da yiyoruz. Yukarıda yiyecek yok. Aşağıda yiyecek yok. Sağ yanda yiyecek var. Yedik. Tabii şunu unutmayın. Satrançta yemek zorunlu değil. İşimize gelirse yeriz. Burada da antrenman yeme amaçlı. Yukarıya bakıyoruz. Yok. Aşağıya bakıyoruz. Var. Sağa sola bakalım. Bir şey olmadığını göreceğiz. Ve yine beyazla yedik. Ve son piyona geldik. Yukarısı zaten geldiğimiz yerde. Aşağıda yiyecek bir şey yok. Sağda yok. Solda ise var. Kale yine düz giderek piyonu yedi. Ve görevi tamamlamış olduk. Bir sonraki derste göreceğimiz örnek bu. Bir programla antrenman yapacağız. Başla diyoruz. Ve yine yapmamız gereken kaleyle her hamlede bir piyonu yemek. Evet, bakıyoruz kaleye. Yukarıda yiyecek yok. Aşağıda yok. Sağda yok. Soldaki piyonu yiyoruz. Sıra yine beyazda. Yukarıda yiyecek piyon var. Yiyoruz. Sağda yiyecek piyon var. Yiyoruz. Sağda, solda yok. Ama aşağıdaki piyonu görünce yiyoruz. Sağa bakıyoruz, yiyecek var. Solda ve aşağıda yiyecek bir şey olmadığını gördük. Bu piyonu da yedik. Yukarıya gidiyoruz. Yiyeceğini gördünüz. Artık bunları çok daha hızlı görebilmektesiniz. Sağda var, aşağıda, yukarıda ve solda yok. Sağdakini de yedik. Yukarı bakıyoruz, yok. Aşağıda var ve onu yiyoruz. Evet, her hamlede bir piyon yemek gerekli. Sağdakini yiyoruz. Yukarıdakini yiyoruz. Aşağıda, yukarıda yok. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Soldaki piyonu yedik. Ve artık hemen aşağımızdaki piyonu yiyince soruyu çözmüş olduk. Ve alkış sesleri de geliyor. Tebrikler. Bu şekilde kalenin hareketini ve nasıl taş yediğini de görmüş olduk. Hiç de zor değil gördüğünüz gibi. Bir sonraki uygulamada bunu yapın. Pozisyonu yeniden başlatarak konumu en hızlı bir şekilde çözmeye çalışın. Yani en hızlı bir şekilde piyonları toplayabilecek misiniz? Kendinizle yarışın bakalım.